M8 TV. Vizyon M8 TV. Sevgili izleyenler, Vizyon 58 ana haber bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. İmranlı'ya bağlı Eski Kapı Mahmut Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan 75 yaşındaki Musa Karapınar ve 44 yaşındaki oğlu Özer Karapınar evlerinde ölü bulundu. Sır dolu olayda baba Musa Karapınar evinin içerisinde vücudu parçalara ayrılmış halde, oğlu Özer Karapınar ise bahçede çıplak ve donmuş halde ölü bulundu. İmranlı'da hayvancılıkla uğraşan Musa Karapınar evinin içerisinde vücudu parçalara ayrılmış halde, oğlu Özer Karapınar ise bahçede çıplak ve donmuş halde ölü bulundu. Olay dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Eski Kapı Mahmut Köyü'nde yaşandı. Köyde babası Musa Karapınar'la birlikte hayvancılıkla uğraşan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özer Karapınar, evin bahçesinde bulunan bir ağacın yanında çıplak, hareketsiz halde bulundu. Nereye bakıyorsun?
olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Özel Karapınar'ın donarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri evde yaptığı incelemede ise Özel Karapınar'ın babası Musa Karapınar'ı da vücudu parçalara ayrılmış şekilde ölü buldu. Baba Musa Karapınar'ın parçalanan vücudundan ayrılan başının ise kayıp olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından babayla oğlunun cenazesi İmranlı Devlet Hastanesi morgunda yapılan incelemenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi olayla ilgili soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV'nin %8'den %1'e indirildiğini duyurmasının ardından Sivas'taki marketlerde KDV denetimi yapıldı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin zabıta ekipleriyle birlikte marketleri denetledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde %7 KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Sivas Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde KDV denetimine başladı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ekiplerle birlikte işletmelerdeki denetimlere katıldı. Marketin girişinde. Hemen gıda ile. Mesela yağlar burada. Raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol edip %7'lik KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını denetliyor. Denetimlerde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmazken aksi bir durum tespit edilmesi halinde ise konu tutanakla Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildiriliyor. Denetimde konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, uygulamaya konulan KDV indiriminin önemine değinerek enflasyon konusundaki tedbirlerin devam edeceğini söyledi. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ile birlikte market denetimlerindeyiz. Denetimimizin konusu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle temel gıda ürünlerindeki KDV oranının %8'den %1'e düşürülmesi neticesinde bu KDV'deki düşmenin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını zabıt ekiplerimiz sahada kontrol ediyorlar. Bugünkü denetimlere biz de katıldık. Bugün denetim yaptığımız marketlerde esnafımıza teşekkür ediyoruz. Kararname kapsamındaki tüm gıda ürünlerdeki %8'lik KDV'yi %1'e uygulamışlar. Enflasyonla mücadele noktasında halkımızı artan fiyatlara karşı ezdirmeme noktasında hükümetimiz birçok tedbiri hızlıca uygulamaya koyuyor. Bunlardan birisi de KDV uygulaması oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte bu noktadaki hükümetin desteğe devam edecek.
vatandaşın sesine kulak verilmesinin önemli olduğunu belirten Bilgin, Sivas Belediyesi olarak denetimlerin devam edeceğini aktardı. Biz bu noktada hükümetimizin hayat pahalılığıyla mücadele noktasında fedakarlık yaparak, %7'lik bir fedakarlık yaparak topladığı vergilerden hayata geçirdiği kadev indirimini direkt aynı anda uygulayan tüm Sivaslı esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. İlk pandemi başladığında bir sloganımız vardı, birlikte başaracağız. İnşallah hep birlikte bu zor süreci de devlet millet kaynaşmasıyla birlikte atlatacağız. Bu noktadaki hükümetimizin tedbirlerini de peyderpey uygulamaya devam edeceğiz. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Şubat ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken meclis toplantısında yaptığı konuşmada 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin cazibe merkezi kapsamına alınması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Şubat ayı olan meclis toplantımıza hoş geldiniz. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Şubat ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında gerçekleşen toplantıda Ocak ayı karar özetleri okunarak mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. Üniversiteler artık yürütmekte oldukları ARGE ve inovasyon faaliyetleriyle toplantıda konuşan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin cazibe merkezi kapsamına alınması konusunda çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Belediye başkanımız, valimizle, milletvekilimizle birlikte biliyorsunuz geçen de konuşmuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız hem teşekkür için hem de 1. Organize'nin alınması için de İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Akabinde biz durmadık. Geçen hafta Oran Kalkınma Ajansları'nın toplantısı vardı. Valimiz, belediye başkanımızla birlikte İşleri Bakanımız, Genç ve Spor Bakanımız ve Sanayi Bakanımız Mustafa Varak'la bir araya geldik. Sanayi Bakanımıza tekrar sıkıntı ve talepleri aktardık. 1. Organize'nin alınması için de tekrar söylemimizi gerçekleştirdik. İnşallah ileriki haftalarda randevu aldık. Gidip yüz yüze tekrar konuşacağız. Sivas'ın ihracatını geliştirmek istediklerini belirten Eken, üyelere yeni pazarlar oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Teşvikler Genel Müdürü'nü yurda aşağıyı buyurduk. Teşvikleri anlattık. 6. bölgeyi anlattık. Ne avantajı var anlattık. Odamız bakanlığa bağlı genel müdürü getirerek burada sizlerle üyelerimizle buluştu. Kazakistan'la ilgili Tırran'la sevkiyatlar başladı. Yani amaç şuydu. Sivas'ta üretilen mallar yurt dışına direkt buradan gitsindi. İnşallah bununla ilgili de haftaya perşembe günü Türkçe Odalar ve Borsalar Birliği'mizin Chicago'da açmış olduğu bir dış ticaret ofisimiz var. Ve bizim bu merkezde buradan üretilen ürünler direkt Amerika'ya gitme imkanı var. Eken, kamuya işi yapan müteahhitlerin fiyat farkı talepleri konusunda da Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la görüştüklerini dile getirdi. Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'la gittik, böyle geldik. Mehmet Muş'a Türk Odalar Birliği'nde yine üyelerimizin eksik ve sıkıntılarını birebir canlı dile getirdik. Medikal sektörü arkadaşlarımı teşekküre geldiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Sıkıntılarını topluma ve bakanlığa taşıdığımızdan dolayı, çözüm bulduğumuzdan dolayı ve paralarını aldıklarından dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ettiler. Elektrik fiyatlarındaki artıştan iş dünyasının olumsuz etkilendiğini dile getiren Eken, iş dünyasının elektrikte indirimli tarife beklediğini kaydetti. Elektrik fiyatlarında ve akaryakıt fiyatlarındaki yükselme ticaretimizi olumsuz yönde etkiliyor. İnşallah ben inanıyorum ki hükümetimiz buna tedbir alacaktır. İnanıyorum ki Mart ayında, Nisan ayında daha rahat bir tablo önünde çıkacaktır diyorum. Bu bölgede girişimlerimizi oda olarak üyelerimiz adına gerekli yerlere bildiriyoruz. Sivas Numune Hastanesi'nde 128 kesitli yeni bilgisayarlı tomografi cihazının radyoloji ünitesinde hizmet vermeye başladığı bildirildi. Hastaneden yapılan açıklamada yeni cihazla kontrastlı ve kontrastsız tomografi çekimleri, bilgisayarlı tomografi anjiyografik işlemlerin yüksek kalitede elde edileceği belirtildi. Sivas Numune Hastanesi'nde 128 kesitli yeni bilgisayarlı tomografi cihazının radyoloji ünitesinde hizmet vermeye başladığı bildirildi.
hastaneden yapılan açıklamada yeni cihazla kontrastlı ve kontrastsız tomografi çekimleri, bilgisayarlı tomografi anjiyografik işlemlerin yüksek kalitede elde edileceği belirtildi. Onlar fotoğraf makinesiyle değil, telefonla gelmişlerdir. Yeni nesil tomografi cihazının özellikle düşük doz radyasyon özelliğiyle hastaların daha az radyasyona maruz kalacağı aktarıldı. Çok hızlı çekim yapma özelliğiyle hastaların tanı ve tedavi süreçlerinin en kısa sürede yapıldığı belirtilirken, bu şekilde çocuk, yaşlı ve bilinci yerinde olmayan hastalar gibi çekim esnasında hareketsiz kalamayan, nefes tutmakta zorlanan hastaların çekimlerinin hızlı bir biçimde tamamlanmasının sağlandığı ifade edildi. Acil hastaların da çekimlerinin hızlı bir biçimde tamamlanıp kısa sürede teşhis ve tedavi süreçlerine geçildiği belirtilirken, yeni tomografi cihazının bir diğer önemli özelliğinin ise 1 milimetrenin altında alınabilen kesit kalınlığıyla taş, nodül gibi küçük lezyonların tanısının kolaylaştığı kaydedildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı bünyesinde kurulan Arı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı Sivas ve çevre illere hizmet veriyor. Laboratuvarda bal arısı hastalıkları tespit edilerek hastalık kaynaklı verim kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı bünyesinde kurulan Arı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı Sivas ve çevre illere hizmet veriyor. Laboratuvar hakkında açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doktor Öğretim Üyesi Ufuk Erol, laboratuvarın bölgedeki bal arısı hastalıklarını tespit edip hastalık kaynaklı verim kaybının önlenmesine yönelik çalıştığını söyledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Arı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı'nda da aynı zamanda görev yapıyoruz, hizmet veriyoruz çevreye. Arı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarımız 2020 yılında Sivas yöresinde bal arılarında parazitel, viral ve bakteriyel arı hastalıklarının araştırılması projesi kapsamında altyapısı oluşturulmuş ve daha sonra bu laboratuvarımız 15 Şubat 2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsatlandırılarak çevre illere hizmet vermeye, çevre illerdeki arıcılara hizmet vermeye başlamıştır. Erol, laboratuvarın kurulduğu günden bu yana Sivas merkez ve ilçelerinde arıcılık faaliyeti yapan toplam 180 işletmeden arı numunesi alarak incelemelerde bulunduğunu kaydetti. Proje kapsamında biz bu zamana kadar 2020 yılından günümüze kadar Sivas il merkezi ve 7 tane ilçemizde 180 tane arıcılık işletmemizden numune aldık, arı numunesi aldık ve bu aldığımız numuneleri arı hastalıkları açısından inceledik. Özellikle bakteriyel, viral ve parazitel patojenler yönünden inceledik ve daha sonra bu hastalık bulduğumuz işletmelerle doğrudan doğruya işletme sahipleriyle iletişime geçerek bulduğumuz hastalıkların neler olduğunu, arılıklara ne gibi zararları olduğunu ve bu hastalıklardan korunma yolları hakkında ayrıntılı bilgiler verdik. Zaten arı hastalıkları teşhis laboratuvarımızın kurulmasının amaçlarından bir tanesi de buydu. Bölgedeki arıcılardaki hastalıkları tespit edip hastalık kaynaklı verim kaybının önlenmesi ve verimin daha da arttırılması yönelik bir hizmet verdik biz burada arıcılarımıza. Türkiye İstatistik Kurumu ve Tarım Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 82.862 arıcılık işletmesinde 8.179.085 aktif kovan bulunduğunu belirten Doktor Öğretim Üyesi Erol, Sivas'ta yaklaşık olarak 3.100 arı işletmesinin olduğunu ifade etti. Arıcılık ülke için oldukça önemli. Ülkemiz için oldukça önemli. Çünkü Türkiye dünyada arıcılık konusunda oldukça söz sahibi bir ülke. Çünkü bizim ülkemizde TÜİK rakamlarına göre yaklaşık 83 bin hanede arı işletmeleri bulunmakta ve yaklaşık 8 milyon 200 bin adet kovanımız bulunmakta ve ürettiğimiz balı da dünyaya satıyoruz. Ve Türkiye
gerek sahip olduğu bir bitki örtüsü ve iklim özellikleri sayesinde arıcılığın 4 mevsim boyunca devam edebildiği bir ülkedir ve bu nedenle de ülkemizde insanlarımız arıcılığa gün geçtikçe daha fazla yatkın hale gelmektedir. Sivas ilimiz ise Türkiye'nin önemli arıcılık merkezlerinden bir tanesidir. Çünkü Sivas ilimizde çok fazla sayıda endemik bitki türümüz var ve bu endemik bitki türlerimiz sayesinde Sivas ilinde üretilen bal çok daha kaliteli olmakta. Çevre illere göre ve bu nedenle de bu bilindiği için de birçok işletmeden birçok arıcı özellikle bal akış mevsiminde ilimizi ziyaret etmekte ve bu ilde arıcılıklarına devam etmektedir. Ve Sivas ili de yine Türkiye'de ikinci en büyük arı potansiyeline sahip ildir. Yaklaşık 3100 tane aktif arı işletmemiz mevcuttur ilimizde. Erol son olarak Sivas'ta arıcılık potansiyelinin çok yüksek olduğunu ancak Sivas'ta daha önce böyle bir laboratuvarın olmamasından dolayı arıcıların çeşitli zorluklar yaşadığını söyledi. Sivas ilinde biraz önce bahsettiğimiz gibi arıcılık potansiyeli çok yüksek ancak ilimizde arı hastalıklarının testine yönelik bir laboratuvar bulunmamaktaydı ve bu da arıcıları zor duruma düşürüyordu. Çünkü bir numune aldıkları zaman gönderdiklerinde sonuç gelmesi çok uzun zaman alıyordu ve bu süreçte de hastalıklar başka kovanlara, başka işletmelere bulaşarak çok daha fazla yıkıcı etkiye sebep oluyordu. Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 700 fikir, 700 proje kapsamında köy çocuklarına bot ve mont yardımı yaptı. Yardım kampanyası kapsamında Yıldız Eline bağlı Karacaören köyünde 102 çocuk sevindirildi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 700 fikir 700 proje kapsamında köy çocuklarına bot ve mont yardımı yaptı. 39'da sanki 39 lira büyük olur. Evet. Evet. 38 olur mu sana? Evet. Gel bakalım. Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı'yla Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli Yıldız El ilçesi Karacaören İlkokulu'nda faaliyette bulundu. İki güzelimiz var burada. İki tatlımız var. Gel. Otur şeyde. Gel. Faaliyette Haydi uygulamasının öğrencilere tanıtılması, hayvan ve doğa sevgisinin çocuklara aşılanması amacıyla Jandarma Dergisi Mama ve Haydi broşürleri dağıtıldı. Faaliyetin ardından köydeki 102 çocuğa mont ve bot yardımı yapıldı. Tamam, sıradaki. Unutulmaya yüz tutan ahşap oyma sanatına yeniden can vermeye çalışan Süleyman Daştan ahşaba adeta can veriyor. Ahşap oyma ustası Süleyman Daştan insan fotoğraflarını boyutlandırarak ahşaba işliyor. Ortaya çıkan eserlerse beğeni topluyor. Sivas'ta ahşap oyma ustası Süleyman Daştan insan fotoğraflarını boyutlandırarak ahşaba işliyor, ortaya çıkan eserlerse beğeni topluyor. Sivas'ta yaşayan Süleyman Daştan unutulmaya yüz tutan ahşap oyma sanatını 20 yıldır sürdürüyor. Daştan ıskarpela yardımıyla ahşaba şekiller verirken yaptığı eşsiz eserlerin yanı sıra insan fotoğraflarını da ahşaba aktarıyor. Özel sipariş üzerine çalışan ahşap oyma ustası Daştan insan portresini ahşaba boyutlandırarak milim milim işliyor. Bugüne kadar onlarca portreyi ahşaba işleyen Daştan'ın çalışmalarına vatandaşın ilgisi de oldukça yoğun. Mesela şunun da ilk hali şu. Tamam güzel.
Küçük küçük dokunuşlarla benzerliği yakalamaya çalışan Daştan, bir çalışmayı ortalama 1,5 ayda tamamlıyor. Daştan, ahşap oyma sanatının birçok sanat dalını bünyesinde barındırdığını söyledi. Ahşap bizim mesleğimiz öyle bir iş ki birçok sanat dalını bünyesinde birlikte barındırıyor. Yani bir hattat kadar, bakın, hat bilmeniz gerekiyor. Bir heykeltıraş kadar heykel bilmeniz gerekiyor. Resim dediniz, bir ressam kadar resim bilmeniz gerekiyor. Bir ressamın kara kalemle ya da yağlı boyayla aktardığı bir süliyeti, yaptığı bir süliyeti biz ahşaba boyut vererek, boyutlandırarak aktarıyoruz ki yani bizim işimiz daha zor. İşte işe hakim olduğunuz takdirde yapıyorsunuz. Genellikle özel sipariş üzerine çalıştığını belirten Daştan, insanların kendini pek çok sanat dalında görmek istediğini ifade etti. Bizim işlerin geneli sipariştir zaten. Özel sipariş üzerine biz çalışırız. Şu andaki elimdeki, sizin de görüntüsünü aldığınız kişi İstanbul Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan. Onu ahşaba aktarıyoruz. Yani çok özel sipariş olursa yapıyoruz. İşte gördüğünüz Aşık Veysel var. Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini çalıştık. Özel bir sipariş olursa herkesin portresini ahşaba aktarabiliyoruz. Yani her iş gibi o da zorluyor. Çünkü ahşap resimde, özellikle portrede o yüzü, anatomiye, o benzerliği çıkartabilmemiz gerekiyor. O da tabii ki çok küçük dokunuşlarla meydana gelen şeyler olduğu için 15-20 gün süresinin içerisinde başlıyor. Bir ay, 1,5 aya kadar çıkabiliyor süreç. Peki. Yoğun yani, insanların hepsinde hemen hemen şöyle bir megalomanca bir tavır var yani. Kendisini görmek istiyor kağıtta, taşta, heykelde, ahşapta. Güzel bir iş çıkarttığımızı gördüklerinde tabii ki insanlar da kendilerine resimden isteyebiliyorlar. Yapıyoruz. Sivas AYÇ okulları öğrencileri 14 Şubat'ı Sevgi Günü ilan ederek kutlama yaptı. Fevzi Paşa İlkokulu öğrencilerinin de davet edildiği kutlamada canlı ve cansız tüm varlıkları sevelim mesajı verildi. Sivas AYÇ okulları öğrencileri 14 Şubat'ı Sevgi Günü ilan ederek kutlama yaptı. Yapılan kutlamada canlı ve cansız tüm varlıkları sevelim mesajı verildi. Yapılan programda Fevzi Paşa İlkokulu 2. sınıf öğrencileri AYÇ okullarına davet edildi. Etkinlikte arkadaş, anne, baba, eş, çocuk sevgisini yaymak ve sevgiyle her şeyin daha güzel olacağının düşüncesi ön plana çıkarıldı. Etkinlikte AYÇ okulları öğrencileri yapılan kahvaltının ardından öğretmenler tarafından hazırlanan hediyeleri Fevzi Paşa İlkokulu öğrencilerine takdim etti. AYÇ Okulları Müdürü Hatice Çakmak etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Hepiniz okulumuza geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Güzel bir günde öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon oldu. Hepiniz sevgiyle kalın. Sevin, her şeyi sevelim. Doğayı sevelim, insanları sevelim, büyüklerimizi sevelim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum. Teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Nesli tükenme tehlikesi altında olan Vaşak, Sivas'ta görüntülendi. Divriği kırsalında yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan'ın objektifine takılan Vaşak, bir süre sonra gözden kayboldu.
Divriği kırsalında nesli tükenme tehlikesi altında olan Vaşak, profesyonel yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan tarafından görüntülendi. Kentte 5 yıldır yaban hayatını fotoğraflayan Mustafa Aslan, Divri ilçesi kırsalında tepelik alanda bir vaşak gördü. Dürbünle vaşağın durduğu alanı kontrol eden Aslan, ekipmanlarını kurduktan sonra çekime başladı. Aslan'ın objektifine takılan vaşak, kayalıklarda bir süre sabit durduktan sonra araziye inerek gözden kayboldu. Vaşağın aniden karşısına çıktığını belirten Aslan, vaşağı avlanırken de görüntülemek istediğini söyledi. Hava da bayağı soğudu, tek başımayım. Tek başıma olunca şansım daha da fazla oluyor anladığım kadarıyla. Çünkü sessiz sakin olunca hayvan da ürkmüyor. Oradan oturup izliyor, bu ne yapıyor diye bakıyor böyle. Aynen benim bir sefer gibi o da beni izliyor. O da meraklı bir canlı. Biraz daha bekleyeceğim. Yanında kafa lambası var. Eğer karşıma çıkarsa işte biraz daha çekebilirim. Aslan 5 yılda 250 kuş türüyle çeşitli yaban hayvanlarını fotoğrafladığını ve farkındalık oluşturmaya çalıştığını ifade etti. Şimdi sırada hava durumu ve ekonomi var. Yurtta ve dünyada 58 hava durumu başlıyor. Altın ve borsa. 58 ekonomi başlıyor. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.